Noel'in kutlanamayacağına dair kutsal kitaptan kanıtlar bulamadıklarında Noel yani Doğuş Bayramı karşıtları tarihsel olarak bunu yapmaya ve Noel geleneklerinin direkt olarak pagan yani putperest eylemlerden türediğini, bu yüzden bu geleneklerin kötü olduğunu ve putperestleri taklit etmemek için bunlardan uzak durulması gerektiğini göstermeye çalışıyor. Ama bunun arkasında iyi bir mantık yok. Temel argüman şu: putperestler X'i yaptı. Hristiyan eylemi olan Y, ki farklı bir anlama geliyor, X'e benziyor. Bu yüzden Y kötüdür. Sadece bu mantığa baktığınızda bile ne kadar saçma olduğunu görebilirsiniz. Basitçe şu gerçeği kullanabiliriz: zararsız eylemler nasıl gözükürlerse gözüksünler ahlaka aykırı değildir. Asıl sorun bu eylemin arkasındaki motif yani gerekçedir. Örneğin diyelim ki arkadaşlarınızla ya da kilise grubunuzla açık havada bir ateş yaktınız ve birisi gelip size putperestlerin açık havada yakılan böyle ateşleri pagan ritüellerinde kullandıkları için ateşi söndürmeniz gerektiğini söyledi. Bariz yanıt şu olurdu değil mi? Biz pagan bir tanrıya tapınmak için bu ateşi yakmıyoruz ki. Sadece ateşin etrafında birlikte güzel bir vakit geçiriyoruz. İşte tam da bu. Sırf bir şey putperest bir eyleme benziyor diye bu başka birisinin de aynı şeyi putperest bir eylem olarak yaptığı anlamına gelmez ve gelmiyor. Yani bir putperest açık havada ateş yaktı diye bu Hristiyanların ateş yakamayacağı anlamına gelmez. O zaman aynı şekilde paganların da çam ağacı süslemiş oluşu neden bu kadar önemli olsun ki? Hatırlanması gereken bir başka şey de şudur: eğer putperestlerin ritüellerinde kullanmış olabilecekleri hiçbir şey ile süsleme yapılamayacağını düşünen biriyseniz bu düşünceyi tamamen yerine getirmeniz gerekli. Ki o zaman anne babanız ya da dede ve ninenizden herhangi birinin duvarda asılı olan resimlerini indirmelisiniz. Çünkü birçok putperest atalarına tapar. Bu yüzden bayram karşıtı grubun mantığını kullanırsak bu demek oluyor ki atalarından herhangi birinin resmini her duvara astığında aslında putperestlerin bir tapınmasını taklit etmiş oluyorsun. Aslında ve sanıyorum ki hepimiz bunda hemfikir olabiliriz, dede ve ninenin resimlerini astığında bu senin putperestler gibi ibadet ettiğin anlamına gelmez. Ve aynısı Noel süsleri için de geçerli. Sırf muhtemelen putperestler tarafından kullanıldı diye bu o gelenekleri kötü kılmaz. Aslına bakılırsa Tanrı'ya inanan insanların kullandığı ve putperestler tarafından da kullanılmış birçok farklı şey var. Ve bu örneklere baktığımızda sırf putperestlikten gelmiş olabileceği için Noel geleneklerini reddetmenin ne kadar gülünç ve saçma olduğunu görebiliriz. Şu sembole bir bakın. Bu 6 köşeli bir yıldız ve insanlar bu yıldızı gördüklerinde akıllarına Yahudilik, Davut yıldızı ya da İsrail ulusu gelir. Bunlar tabii ki doğru. Ancak aynı şekil putperestlikte de kullanıldı ve hatta Antik Mısır büyücülüğünde de kullanılmış olabilir. Bu putperest büyücülüğün iş başında olduğu anlamına mı gelir? Tabii ki hayır. Bu sadece farklı grupların aynı sembolü kullanmasıdır. Sembole yüklediğimiz anlam önemlidir, sembolün kendisi değil. Ve basit bir gerçek olarak şunu söyleyebiliriz: sırf bir putperest bir şeyi kullandı diye bu o şeyi sonsuza dek kirletmez. Biz Hristiyanlara daha yakın olan başka daha iyi örnekler de var. Örneğin İncil'de İsa'ya kralların kralı denir. Ama bu deyiş aslında önce Babil ve sonrasında Pers krallarına kralların kralı diye seslenen putperestlerden gelmektedir. Demek ki Hristiyanların direkt olarak putperestlikten aldığı ve İsa için kullandığı bir deyişe dair çok net bir örneğimiz var. Şimdi bazıları İsa'nın asıl kralların kralı olduğu ve teknik olarak putperestlerin bunu gerçek Tanrı'dan çaldıkları gibi bir itirazda bulunabilir. Ve benim buna yanıtım: aynen öyle. İşte benim varmak istediğim nokta da bu. Putperestlerin kullandığı her sembol ve nesne ilk başta Tanrı tarafından iyi olarak yaratıldı. Yani putperest krallar için kullanılmış olsa dahi yeni antlaşma yazarları bu deyişi kullanabildiyse aynı şekilde bizler de putperestlerin geçmişte kullandıkları şeyleri kullanabiliriz. Ve bunu yapmakta herhangi bir günah yoktur. Daha büyük bir örneğe bakalım. Süleyman'ın özdeyişlerinin Mısır'a ait bir kitap olan Amenemope yönergesinden çok fazla alıntı yaptığı akademisyenler tarafından yaygın bir şekilde bilinir. Bu, Kral Süleyman'ın putperest bir bilgelik kitabı okuduğu ve direkt oradan sözler alıntıladığı anlamına geliyor. Peki bu, Süleyman'ın özdeyişleri kitabının kötü olduğu anlamına mı gelir? Tabii ki hayır. Kral Süleyman, bilgelik neredeyse orada onu buldu ve kendi halkı da okuyabilsin diye muhafaza etti. Sırf ilk olarak bir putperest tarafından yazıldı diye bu onun kötü olduğu ya da ondan öğrenilemeyeceği anlamına gelmez. Süleyman bunun doğru olduğunu düşünmüş olacak ki bir putperestin yazdığı ya da kullandığı bir şeyi almak ve ondan öğrenmekte bir sakınca görmemiş. ve sırf bir putperest ritüelleri için bir ağaç kullanmış olabilir diye bu Hristiyanların bir bayram geleneği olarak ağaç kullanamayacağı anlamına gelmez. Kimse ağaca tapmıyor ya da ağacı herhangi bir ritüel için kullanmıyor. Bu tarz bir davranış, yani bir dönem putperestler tarafından kullanılmış şeyleri kurtarıp geri kazanmak aslında kutsal kitabın kendisinden geliyor. 1. Korintiler 15. bölümde diyor ki, "Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Çünkü Tanrı her şeyi Mesih'in ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı." Her şeyi ona bağımlı kılındı sözünün her şeyi Mesih'e bağımlı kılan Tanrı'yı içermediği açıktır. Her şey Oğul'a bağımlı kılınınca Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Tanrı'ya bağımlı olacaktır. Öyle ki Tanrı her şeyde her şey olsun. Pavlus, Mesih'in her şey ona bağımlı kılınıncaya dek hüküm süreceğini söylüyor. Erken dönem Hristiyanları bunun bir bölümünün de putperestlerin kullandığı obje ve eylemler olduğunu gördü. Bir putperest bir pagan tanrısını yüceltmek için bir şey kullandıysa Hristiyanlar aynı şeyi Mesih için geri kazanıp Mesih'e bağımlı kılabilirdi. Bunun iyi bir örneği Vatikan avlusundaki dikili taşta görülebilir. Komplo teorisyenleri bu dikili taşın putperest bir sembol olduğuna ve bunun Katolik kilisesinin şeytana taptığını kanıtladığına işaret etmeyi çok seviyorlar. Ama bunu bu taşın tarihçesini görmezden gelerek yapıyorlar. Bu dikili taş ilk olarak milattan sonra 37 yılında Caligula tarafından Roma'ya taşındı. Papa Sixtus bu taşı insanlığın Mesih'e ulaşmasının sembolü olarak tekrar adadı. Putperest bağlantılar değiştirildi ve taşa bir haç eklendi. Aynı şekilde Noel gelenekleri pagan olsa bile endişelenmemize gerek yok. Bunları İsa Mesih için geri kazanabilir ve iyi şeyler için kullanabiliriz. Ama peki bu Noel geleneklerinin putperest gelenekler olduğuna dair gerçek bir kanıt var mı? Popüler efsanenin aksine Noel geleneklerini putperestliğe bağlayan gerçek bir kanıt olmadığını öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz. Öne sürülen en büyük mesele 25 Aralık tarihidir. Çok fazla insandan bu tarihin aslında putperest nedenlerden dolayı seçildiğini duyuyorum. Noel kutlayan Hristiyanlar bile bazen bu fikre rağbet gösteriyor. İlk olarak daha önce söylediğimiz gibi bu tarih gerçekten de putperest bir bayramı ele geçirmek için seçilmiş olsaydı bile bu Hristiyanların bugünü Mesih için geri kazanmak istemeleri dolayısıyla bunu yaptıkları bir zaman olarak görülebilirdi. Ama aslında durum zaten böyle de değil. Bu konuya dair yaygın bir argüman, Noel'in bu tarihe zaten halihazırda o gün kutlanan putperest bayramlarla aynı gün kutlayıp kilisenin Noel'i putperest geleneklerle kaynaştırabilmesi için koyulduğudur. Buna bir kanıt olarak sunmak için en önde aday gösterilen bayram Sol Invictus'tur. Ama buna dair şöyle bir sorun var. Sol Invictus'a dair en erken kayıtlarda hangi gün kutlandığı geçmez. 4. yüzyılın ortasına kadar kimse Sol Invictus'tan 25 Aralık'ta kutlanan bir bayram olarak bahsetmez. Yani aslında eşit derecede mümkün olan bir başka olasılık da putperestlerin o dönemde iktidarda olan Hristiyanlarla yarışabilmek için kendi kutlamalarını 25 Aralık'a çekmiş olabileceğidir. Akademisyen Thomas Talley, Hristiyanların bu tarihi seçtiğine dair olan görüşün aksine, Roma İmparatoru Aurelian'ın büyüyen Hristiyanlıkla mücadele edebilmek için Sol Invictus'u 25 Aralık'a almış olmasının daha olası olduğunu söylüyor. Bu konuda bir başka çabada Noel'in Saturnalia Festivali ile kaynaştırılmak istendiğini iddia etmektir. Ancak 5. yüzyıl yazarı Macrobius, Saturnalia'nın Ocak ayı başlamadan 14 gün önce yani 17 Aralık'ta kutlandığını yazar. Aynı zamanda bu bayramın en fazla 3 gün sürdüğünü de söyler. Yani Saturnalia aslında 25 Aralık'ta kutlanmıyordu. Bazıları Brumalia Festivali'ni kullanmayı da deniyor. Ama bu bayramda Kasım sonundan 17 Aralık'a kadar süren bir bayramdı. Yani yine görüyoruz ki bu bayram da 25 Aralık'ta kutlanmıyordu. Dolayısıyla Noel bayramının tarihinin putperest bayramlardan dolayı seçildiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Pagan ilahların kış gün dönümünde doğduğuna dair diğer tüm referanslar da 4. yüzyıldan sonrasına tarihlendiriliyor. Metinsel kanıtlar Doğuş Bayramı'nın Konstantin'den ya da putperest kutlamalardan çok önce 25 Aralık'ta kutlandığını gösteriyor. Milattan sonra 386'da Ioannes Sirostomos, Noel'in 25 Aralık'ta kutlanmasının uzun süreli bir gelenek olduğunu söyler. Filokalya takvimi, Noel'i resmi olarak kabul edilmiş bir kilise bayramı olarak listeler. Thomas Talley, Aziz Augustinus'un bir vaazında bahsettiği Donatistler adında erken dönem sapkın bir grubun sonraki diğer bayramları kutlamamaları ama yaklaşık 311'de kiliseden ayrılmadan önceki geleneklere bağlı kalmaları kanıtı üzerinden ikna edici bir argüman sunuyor. Kutlamaya devam ettikleri bayramlardan birisi 25 Aralık'taki Doğuş Bayramı'ydı. Ki bu da Noel için 25 Aralık tarihinin Donatistler kiliseden ayrılmadan önce belirlenmiş olduğunu işaret ediyor. ve 3. yüzyılın başlarında Hippolyt'in Noel'in 25 Aralık'ta olduğunu söylediğine dair bazı metinsel kanıtlar da vardır. Yani bu tarih putperestlikten gelmiş gibi görünmüyor ve kanıtlar bu tarihin 4. yüzyılın başlarından çok önce kabul edildiğini işaret ediyor. Öyleyse bu tarih nereden geldi? Erken kilise döneminde birçok kişi İsa'nın rahme düştüğü gün ölmüş olduğunu inanıyordu. Bundan hareketle çarmıha gerildiği zamanı alıp bundan 9 ay ileri sardığımızda 25 Aralık tarihine ulaşıyoruz. Peki İsa'nın o gün doğmuş olduğuna dair bu sonuca varmakta haklılar mıydı? Gerçekten tam olarak bilmiyoruz. Ama mesele şu ki 25 Aralık putperest nedenlerden dolayı değil de erken dönem Hristiyan hesaplamaları ve teorileri üzerinden seçildi. Peki ya uzun süredir var olan Noel ağaçları, Noel Baba ve Noel Çelengi? Bunlar kesinlikle putperestlikten geliyor olmalı değil mi? Aslına bakacak olursanız eğer gerçekten bunlar putperestlikten geliyor ise buna dair hiçbir kanıt görmedim. Ve muğlak yani çok belirsiz benzerlikler bunu kanıtlamak için yeterli değil. Gerçek tarih kitapları okumak ortaya çıkarıyor ki aslında Noel ağaçlarının nereden geldiğinden tam olarak emin değiliz. Bazıları ilk olarak tora adanmış meşe ağacını kesen Aziz Bonifacius'tan geldiğini söylüyor. Yıldırım çarpmayıp ölmediğinde köknar ağacını işaret etmiş ve ağacı Mesih'e adamış. Bazı akademisyenler Noel ağacının 1500'lü yıllarda Adem ve Havva ile alakalı tiyatro oyunlarında kullanılan cennet ağacından geliyor olabileceğini düşünüyor. Ayrıca bu oyunlar genelde 24 Aralık'ta oynanırdı. Aslında Noel ağacını Martin Luther'e atfeden bir anlatı bile var. Hangisi olursa olsun yaprak dökmeyen ve hep yeşil kalan bir ağacı süsleme geleneği putperest ritüellerin ortadan kaybolmasından çok sonra başladı ve bu geleneği direkt olarak bu ritüellere bağlayan hiçbir kanıt yok. Büyük olasılıkla insanlar kışın çetinliğine rağmen yaşamayı sürdüren bir ağacı süslemeyi sevdiler. Cennet ağaçları zaten Noel arifesinde gösteriliyordu. Dallarından kırmızı elmalar sarkan bir köknar ağacından oluşuyordu. İnsanlar muhtemelen süslenmiş bu ağacı bayram dönemiyle bağdaştırmaya başladı. Ve kışın ortası geldiğinde hala yeşil ve canlı bir ağacı eve getirmek onları neşelendirirdi. Ve yine insanlara Mesih'in düzeltmeye ve yenilemeye geldiği Adem bahçesini anımsatıyordu. Peki ya yaşlı Noel Baba? Bu adam kesinlikle bir çeşit eski bir tanrının sembolü olmalı değil mi? Aslında hayır. Noel Baba, Aziz Nikola'nın kısaltması olan Sinterklaas'ın Amerikalılaştırılmış bir versiyonudur. Aziz Nikola Bayramı 6 Aralık'ta kutlanıyordu ve Protestan Reform Hareketi'nden sonra bile çocuklara yardım ettiğine dair hakkındaki efsanelerden dolayı çok sevilen bir azizdi. Amerikan devriminden sonra birçok New Yorklu Germen kökleriyle bağlantı kurmak istedi ve bu azizin tanıtımını yapmaya başladılar. Ve bundan sonra ilk defa Aziz Nikolas'a Noel Baba dendi ve Amerikalılaştırmak için kırmızı kostüm giydirildi. Aziz Nikolas'ı Katolik bir azizden çok daha Amerikalı yapmak için birçok şey daha eklendi ve değiştirildi. Birkaç yıl sonra 1821'de kızak, rengeyi ve Kuzey Kutbu'ndan hediyeler getirmesi eklendi. Aynı zamanda tam o dönemde Noel daha çok erkeklerin şehrin etrafında gezinip her yeri alt üst ettiği bir sarhoş kutlaması haline gelmişti. Ve birçok insan Noel'in daha aile merkezi bir bayram olmasını istiyordu. Böylelikle hediye veren Aziz, Noel Baba, insanlara Noel'in böyle kutlanmasını öğretmek için artık 6 Aralık'ta değil de Noel arifesinde görünmesi için ayarlandı. Yani burada da hiçbir putperest gelenek çalınmadı. Sadece Germen bir Aziz, bir Amerikalı olmuş oldu. Peki ya Noel Çelengi? Çelenkler birçok farklı kültürde birçok farklı nedenden dolayı kullanılıyor. Evet, bazı çelenkler pagan tanrıları onurlandırmak için ritüellerde de kullanılmıştı ama ne fark eder? Tıpkı düğün ya da cenaze çelenklerinin bu pagan geleneklerden alındığına dair hiçbir kanıt olmadığı gibi Noel çelenklerinin de bu gelenekten geldiğine dair hiçbir kanıt yok. Sadece popüler ve yapması kolay süslemeler olduğu için birçok farklı türde kutlama ve festivalde kullanılıyorlar. Ve yine sorun Noel Bayramı karşıtı grubun nesneyi bağlamdan ayıramaması ve Tanrı'nın eldeki nesneye değil de yüreğe ve motife yani gerekçeye daha çok değer verdiğinin farkına varma konusundaki yetenekten yoksun olmalarıyla alakalı. Eğer Hristiyansak Tanrı'nın biz günahkarları arındırdığına ve bizi kendi varlığında yeni yaratıklara dönüştürdüğüne inanıyoruz. O halde Tanrı neden takvimdeki bir günü, bir ağacı, bir geleneği ya da putperest birisinin dokunduğu bir şeyi arındıramasın? Bu zararsız gelenekleri reddetmek için putperestlikle çok alakasız benzerlikler bulmaktan ya da benzerlikler uydurmaktan ve ufacık bile onlar gibi görünmenin korkunç bir günah olduğu sonucuna varmaktan daha fazlasına ihtiyaç vardır. Biraz araştırma yapın ve korku içinde yaşamayı bırakın. Tanrı bizleri korkutarak yönlendirmez. O yüzden suçlu hissetmediğiniz bir bayram geçirin. Hepinize mutlu Noeller.